Şimdi iki çocuk babası bir kuryeyi ezip geçiyorsun, hayatını çalıyorsun ama Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu olduğun için kaçıyorsun ya da kaçmana izin veriliyor. Bu kısmını bilmiyoruz her şey gibi. Bu da gök kubbenin altında sır olarak kalmaz ama sonuçta elini kolunu sallayarak kaçıp gidebiliyorsun. Yani buna göz yumul. Adaletin sopası, zengine sihirli değnek, fakire keskin kılıç. Merak ettiğim kısmı şu. Adaletsizlik ve eşitsizlik insanlara bu kadar ümitsizlik veren bir boyuta tırmanınca bu toplumun harcı ne olacak? Tutkalı ne olacak? Bizi bir arada ne tutacak? İnsanları yoksulluktan çok adaletsizliğin incittiği ne zaman anlaşılacak? Ya da şöyle mi olacak? Kaplanların kendi tarihçileri oluncaya dek bütün av hikayeleri avcıları mı övecek? Son söylediğim Afrikalıların söyleşidir. Onun için Somalililer çok iyi bilir. Tabii anlayan Türkler de çıkabilir. Kim bilir? Bir de unutmadan Türkiye'de Türk olmak bazen çok zor. Gerçekten.